Yanlışlıkla bastım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir dakika olmadı şu an. HD'm çekiyor, full HD'm çekiyor. HD'm çekiyor, ona bakacağım. Deminkisi. Ya şurası falan böyle gözüküyor arkadaşlar. Neyse, böyle koymuş annem. Artık onu da alamıyorum. Hep bu şekilde kalacak. Bu da kapı, kapının arkasında da böyle şeyleri asıyoruz. Kusura bakmayacaksınız artık. Deminki video. Full HD çekiyormuş. Şu an UHD'ye geçtim. Ve bugünkü videomda arkadaşlar, bu benim tanıştırıyorum. Şöyle, bu benim ilk makyaj masam. Bu da benim beğenerek aldığım ilk taburem. Normalde bu makyaj masasının da taburesi farklı geliyor. Hatta taburenin oturağı da bu. Taburenin oturağı da bu. Minderi bu yani arkadaşlar. Neyse. Siz daha nasıl uzağa alabilirim? Onu düşündüm. Neyse. Şimdi. Yani evet, şimdi güzel oldu böyle. Şimdi. Ya bu da katılıncı turuncu. Gülü gülü. Çok kötü gözüküyor. Şimdi arkadaşlar, bu benim makyaj masam. Dün geldi. Kurulumunu da akşam 9'u çeyrek geçiyor. Ona kadar uğraştık zaten. Şimdi burada birkaç malzeme var zaten. Buraya koymuştum bazılarını. Orayı da göstereyim. Bazılarını buraya koymuştum. Yani görüyorsunuz, parfüm işte, bir şeyler falan. Onları da oraya getireceğim arkadaşlar. Bu şekilde getiriyoruz. Bu videoyu çekmek için çekeceğim diye bile yerleştirmedim arkadaşlar. Siz görün istedim illa. Düşünün, ne kadar video çekmeye meraklı bir insanım ben. Bir dakika, burada bir şeyler var. Oradan da bir tane highlighter buldum, geldim arkadaşlar. Highlighter. Neyse. Bundan işte. Sonra arkadaşlar, bir de şöyle bir şey var. Şimdi size onu göstereceğim. Şu burada ne işe yarıyor bilmiyorum. Fıydır. Bunların hepsini şu an yerleştireceğim arkadaşlar. Koli bile almamış. Yırtılmış. Acaba benim masam nasıl alacak? Neyse. Bu şekilde. Şu an onları da yerleştireceğim. Çok heyecanlıyım. Bu benim ilk makyaj masam arkadaşlar. Bu arada nasıl ilk makyaj masam oluyor? Önce sadece bir tane masaydı. Ve duvarda da bir tane ayna çaktırmıştık. Bu yani. Hiç böyle çekmecedir, raftır, öyle bir şey yoktu yani. Ama bunda var. Bu da arkadaşlar, UHD çektiğim için büyük ihtimalle üstünde oynamam. Ama oynamam gerekecek. Benim muhakkak, umarım konuşmamı anlarsınız. Çünkü şu an bak arkadaş, UHD çekiyorum. Yani 4K mı 2K mı öyle bir şey gözüküyor. Daha sonra bir de inşaatla ben montajladığım için, bir de onunla montajlayınca bayağı bir hafıza alanı, bayağı bir hafıza yer alıyor yani. Bayağı bir hafızası gidiyor. Hafıza, telefonun hafızası. Bu yüzden şimdi bunu yerleştireceğiz. Şimdi tamam. Ama şurası gözükünce çok kötü gözüküyor sanki ya. Şöyle yeri göstereyim size arkadaşlar. Bir dakika. Şöyle işte ya. Yerde yani, anlayacağınız. Bu kadar yeter. Ama şurası gözükmüşsün. Şu kadar yeter. Neyse, tamam. Neyse, o kadar sorun etmeyeyim. En sonunda arkadaşlar, burayı böyle eşyalarımı koyduktan sonra göstereceğim. Mesela bunun içine şeyler koyuyorum ben. Şunu şuraya koyalım. Tamamdır. Şunu şuraya koyalım. Tamamdır. Ama neden bu böyle gözüküyor? Güllü güllü. Çok kötü gözüküyor. Kafama taktım. Burada da şeyler var. Neyse, şöyle göstereyim size. Hadi böyle güzel. Beni görmeyin. Böyle güzel bence. Neyse. Şimdi bunun içine de ben bir şeyler koyabilirim, takı falan diye düşündüm. Far paletler burada. Far paletlerim aslında buraya da sığdırabilirmişim yani. Bunun şeyi nerede de ben bunu sıktığım şey, bu önemli bir şey çünkü, önemli bu. Abi şu şunun için fırçamı koyabilirim mesela. Fırçalık bu zaten. Fırça koyuyorum bunun için. Evet, şöyle. Far paletleri çıkıyor hala. Ve içine bir şey girmiş bunun. İçinde oje var bunun.
içimden fırladı çıktım. Tamamdır. Bakalım başka. Bunu da mesela... Bunlar lazım olur ya. Bunun içine takıp falan koyabilirim mesela. Şimdi bu burada kalsın. Buraya da sığıyor bu arada. Çok güzel, çok iyi. Şöyle yakından çekeyim ya, değil mi? Şunu da koyarız. İçine bir şeyler sığdırırız. İçine takı falan da koyabiliriz. Veya şurası tam şurada da kalabilir. Bence burada kalsa çok tatlı, güzel gözükebilir diye düşündüm ben. Neyse, bence çok güzel. Takılarımız var. Mesela en son aldığım takılarım bir tanedir. Onları çok seviyorum. Çok değerlidir onlar. Onları ne de koyabilirim? Onu koyacak yer yok. Bulamadım. Keşke şöyle bir tane bir şey açsaydım. Onu almayı unutmuşum. Hani böyle açmak için takı açacağı mı? Ne deniyor? Bilemedim. Şunu o zaman şimdi şöyle koyalım. Daha içinden bir sürü şey çıkacak ama. Daha böyle kolyeler falan çıkıyor. Belki ileride onu da alabilirim arkadaşlar. Son Nivea'nın şeysi paketin içinde olduğu için onu sepete koyacağım. Sonra siyah şey, böyle tokaların olduğu bir şey. Bunu da buraya koyayım. Ne yapayım yani? Asetonu sepetin içine koyayım. Sonra siyah nokta karşıtı kendinden geçmiş bir Garnier'ın şeysi. Yani kendinden geçmiş derken birazcık tozlanmış demeye çalıştım. Burada biraz daha takılar var. Ama ben buna hiçbir şey benzetemedim ya. Neyse, bu şimdi bu da kalsın. Ben onu alacağım. Bakalım. Ay. Ve sonra böyle bir sürü ucuz bulduğum için bir sürü almışım. Güneş şeyleri var. Burada birkaç tane daha var çünkü. Böyle güneş şeylerimiz var. Böyle bir de bu var. Bunu da şeyin içine koyacağım. Bir sepetin içine atıyorum. Evet, attık. Güzel oldu. Sonra şöyle yapalım, dur. Pamuklarımız var. Pamuklarımızı nereye koyalım biz? Pamuklara da sepet atalım. Evet, güzel olabilir böyle. Ama şu ruju alalım o zaman içinden. Ya kendinden geçer oldu da unutulurum. Yani içinde çok şey olduğu için. Ya pamukları ve güneş şeyleri falan bunun içine koyma, büyük olan şeyleri. Sonra bu da bukleyi belirginleştirici saç köpüğüymüş. Keşke bunun şeyini bulabilseydim ya. Neyse, bulamadım ama. Bunu buraya koyalım. Böyle yakından çekeyim ben sizi. Başka neler var? Bir tane sandık çıktı. Şöyle bir tane sandığımız var arkadaşlar. Takı sandığı bu. Şunu şuraya koyalım şimdilik kalsın. Bir pamuk daha çıktı. O pamuğumu da bunun içine koyuyorum. Evet, o peeling etkin bir pamuktu. Sonra çok az bir pamuk daha çıktı. Sonra Nivea'nın... Oh my god. Bir dakika, bir sürü şeyler çıkıyor buradan. Buradan bir sürü şeyler çıkıyor. Bir dakika, kaybettim şu an. Burada da böyle bir şey var. Biraz kirli gibi gözüküyor. Mor kısmı kirli ama. Bunlar, bence bunu atayım ben, biraz yıkayayım. Çünkü mor olan kısmı çok kirli gibi gözüküyor. Bu da böyle kalsın bence. İçinden de cımbızlar falan çıkıyor bu arada. Bir tane de toka çıktı. Onu da şuraya koyayım. Ne yapayım? Biraz düzenlemem gerekiyor. Bu biraz kirli gözüktüğü için bunu çöp değil tabii ki de yıkanacak. Ondan sonra bakıyoruz. Daha böyle bir sürü bir şeyin içine böyle bir şeyler çıkıyor. Bunu nereye koyalım? Farklarımızı alalım. Fark paletleri önemli çünkü. Ve fırçalarımızı da alalım. Bunda bayağı bir fırça çıktı. Bunu keşke sığdırabilseydik dedim. Ama kalbim çok temizmiş, sığdı hemen. Şunu şöyle koyalım. Fırçalarımızı şuraya koyalım bence. Fırçalar şurada kalsın bence. Bir de dudak şeyleri var. Onun için, onun da bunun içine koydum. Dudak çizmek için şeyi de bunun içine koydum. Onu alalım ve buraya koyalım bence. Dudak çizmek için olan şeyleri ve rujlar falan da var. Burada kalsın onlar bence. Şu şekilde güzel bence. Ondan sonra şöyle rujlarımız var işte. Daha nasıl yakından gösterebilirim ben size. Çıktı. Zaten vardı. Şunu hiç beğenmedim. Bunu çöp atmak istiyorum.
Yok ya, güzelmiş aslında. Ne bileyim, atmayayım bari. Şunun içine koyayım. Şunlar neymiş? Ay. Bunlar kendinden geçmiş. Bu niye böyle oluyor? Şöyle açmaya çalıştım. Açıldı ama çok pis kokuyor. Neyse ya. Bunlar kullanılabilir, belki de bunun içine koyuyorum. Çöp poşeti getirdim. O çöp poşetin içindeki dışındaki bazı takıları böyle kalmak çorman olmuş. Hiç beğenmedim. Onları atacağım. Hiç güzel değil çünkü. Mesela şu takılır, hani güzel gözüküyor. Şu çıkmıştı zaten, bozuk. Ondan sonra şu nasıl bir şey böyle? Hiç güzel değil, beğenmedim. Şundan çoğunu atmayı düşünüyorum ya. Toka falan var ama tokayı atmayayım ben. Toka dolaşmış. Bunları atacağım. Sonra böyle o bu küpeler güzel, işe yarar yani. Küpeyi beğendim. Tam küpeler kalsın burada. Şu zincir falan var. Zinciri şöyle bir şey. Ya hiç beğenmedim, at gitsin. Takılarımı da bence bunun içine koyabilirim. Karman çorman olacak falan ama ne yapayım? Böyle kalsın. Tamamdır. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki şeylerimize bakalım. Şurada bayağı bir böyle şeyler çıkıyor. Kar paleti falan çıktı. Şunun içine koyduk. Yüz bakım için güneş şeysi çıktı. Bunu nerede koyacağımı bilemedim. Şöyle şurada kalsın. Güneş şeylerimiz bunun içindeydi aslında. Bunun içine koyduk ya güneş şeylerini. Bunu da bunun içine koyuyoruz. Bütün içinde yer kalmadı ama olsun. Ondan sonra rozvamısın bir şeylerden almıştım. Bir dakika. Bu makyaj masasında benim çok zamanım geçecek gibi. Bakalım şunu şuraya koyalım. Evet, güzel oldu. Bir şekilde kullanılır bence ya. Kullanırım ben bunu ileride. O yüzden bunu da bunun içine koyalım. Bir de böyle bir şey aldım arkadaşlar. Dudak ölü deri falan şey yapıyormuş. Böyle kullanacağım. İşe yarar umarım. Bakalım. Sonra rujlarımızı şöyle koyalım. Sığdıramadık. Sığdı. Tamam deraks. Eyeliner bu fırçamız. Ay, fırçamız kendinden geçmiş. Fırçanın haline bak. Ay, fırça değil. Haline bakar mısınız? Neyse, çöp bu. Gitsin çöpe. Ondan sonra eyeliner'ım var. Eyeliner'ımı şuraya koyayım. Çünkü ben eyeliner'ı çok seviyorum. Ben eyeliner hastasıyım. Sonra highlighter'ımız var. Şöyle bir highlighter. Wet n Wild'ın highlighter'ı. Onu da buraya koyalım bari. Farklı paletlerin olduğu yere koyduk. Şimdi şöyle size de göstereyim şey yaparken. Şöyle yağ çıktı mesela. Yağlarım acaba saç yağlarımı şunun içine mi koysam? Bence olabilir. Saç yağlarımı şunun içine koyayım. Bunun içine takılar falan veya beğenmediğim bazı kullanabilecek ama beğenmediğim şeyleri koyabilirim. Sandık çünkü. Sandık bunun için vardır. Bunu da sürekli kullanıyorum zaten. Akşamları sabahları kullanmaya çalışıyorum. Bu burada kalsın. Yüz için yağ. Çok az kaldı ama. Mucizevi yağ. Yüz için olduğu için buraya koyayım. Burada saçım için olanları koyayım. Burada saçım için mesela. Şöyle göstereyim size. Şurada saçım için. Şu saçım için olanları buraya koyayım bari. Şu saçım için başka bir şey kalmadı. Bir far paleti daha çıktı. Onu koyacak yerimiz kalmadı. Nereye koyacağız? Şunun içine koyalım. Birazcık düzensizleştim sanki ya. Bir kap daha var. Bunun içine de koyabilirim. Şu şekilde. Oraya da far paletimizi koyduk. Ondan sonra şöyle bir highlighter daha çıkıp da farmasininmiş. Ben bunu hatta açar açmaz parmağımın içine daldırmıştım. Hatırladım şu an. Ama açamıyorum şu an. Kalsın şurada. Sonra annemin yaşlanma için diye aldığı ama hiç kullanmadığı yaşlanma karşıtı şeyler var burada. Ruj var. Çok beğenerek aldım. Tokam var. Ay, toka diyorum. Bileklik var. Bileklik. Şunun içine koyalım. Tamamdır. Ondan sonra şunu aldım. Şöyle bir şey var. Ben yıllar önce aldım ama hala kullanıyorum. Güzel. Beğendim. Şu var ama şunu atmak istiyorum. Çünkü bayağıdır var ve hiç beğenmedim. Atalım. Arada sizi havaya kaldırıyorum arkadaşlar. Aa, ben bundan bir tane daha almıştım. Ve şu an diğerini buldum.
Bu güzel. Bunu sandığımızın içine koyalım arkadaşlar. Sonra şöyle rujumuz var. Bunda fırçalarımızın olduğu yer var ama diğer taraf, rujdan olduğu tarafta yok. Onun için bunu nereye koyacağımı bilemedim. Bu yüzden bunu bunun içine koyuyorum. Sandığımızın içine koyalım. Ojen var. Nemlendirici var gene. Şu yüz yağını herhalde saçıma sürmem ya. Bu yüzden yüz yağlarının hepsini buraya koymaya karar verdim. Yüz yağı, saç yağı falan hepsini buraya koymaya karar verdim. Düz dur orada, rahat dur. Senin asabımı bozma. Ojelerimi şunun içine koymaya karar verdim arkadaşlar. Ojelerimi buna koyacağım. Fazla ojem yok ama bunun içine koymaya karar verdim. Bakalım koyduk bile. Böyle çıkarsa da olabilir. Sığarsa tabii ki. Sığmadı. Yani sığarsa dediğim hani içine koyup böyle açılı bir şekilde koyabilecek miyim? Rafta duracak mı diye. Sığdı çok şükür. Sonra böyle bundan bir tane daha almışım ben. Bir tane daha var. Bunu koyacak yer yok. Mu? Acaba var mı yok mu? Şuraya koyabilirim bence. Meme sığdı bence. Şunu da hiç beğenmedim. Bunu da açacağım. Çünkü o daha güzelini aldım. Pabucu da mı atıldı hesabı? Öyle oldu. Bakalım. Bu BB krem en sevdiğim BB krem. Garnier'ın BB kremi. Bu yüzden bu BB kremi de nereye koyacağımı bilemedim. Nereye koysam? Şurada kalsın. Sonra koltuk altı şeyisi. Sonra şöyle bir şey. Aslında fırçaların yanına koysam da olur bence. Çünkü fırça fazla olmadığı için yanlarında hep boşluk oluyor. Şunu da çöp atacağım. Beğenmedim çünkü. Ha, daha fırçalar varmış burada. Şunu da buraya koyalım. Fırçalar burada duruyor. En son size nasıl toparladığımı falan gösterebilirim. Bir tane mum var ama kendinden geçmiş bir mum. Bunu da buraya koyacağım. Kendinden geçmiş bir şey daha var. Bakalım neymiş bu kendinden geçen şey. Ha, böyle. Ölü. Ben bunu kullanıyordum arkadaşlar. Ölü gibi bembeyaz falan dediler. Ama ben bunu çok seviyorum. Ve hala kullanacağım. Çok seviyorum yani. Kabını temizleyeyim bari. Şöyle yapayım hatta. Ölü gibi falan ama çok seviyorum ben bunu ya. Kırsam mı acaba? Bence kırınca bir şey olmaz. Neyse şöyle kalsın. Ama arada kullanırım. Çok sevdim çünkü. Bakalım ve farmasinin bunlar güzel böyle ama hepsi kendinden geçmiş resmen. Fırçalar falan daha var yani. Hala fırçalar var. Bunlar. Bunlar çöp arkadaşlar. Bu saça takılıyor ama bu da kendinden geçmiş. Hep toz falan olmuş hani gördüğünüz gibi. Saç aksesuarı olarak olduğu için de bunun içine koyalım. Sonra böyle kendinden geçen yani bir şeyler bulaşmış, bir şeyler olmuş ve bir şeyler daha var ve bunu bunun içine koyayım ben. Sandığımızın içinde kalsın. Ama rafın içine pek bir şey koyamadım. Böyle kabın içindeki şeyleri rafın içine koyabildim sadece. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar size de göstereyim ben. Şöyle kalem var mesela. Şunlar var, fırça var. Bunu hiç beğenmedim ya. Hatta içine kendi renklerinden falan şunu da beğenmedim. Of. Neyse. Şöyle yapalım. Şunu kullanırım ben büyük ihtimalle. Kırmızı çünkü en sevdiğim renk. Sonra göz dudak kalemlerim var benim. Onları koyuyorum. Şurada fırçalarım var falan. Falan. Şurada göz kalemi galiba. Ay bu kendinden geçmiş. Bunu da beğenmedim. Sadece şu güzelmiş. Tamamdır. Bir tane de eyeliner çıktı. Eyeliner'ı seviyorum ama kullanması biraz zor yani. Sürmesi falan. Neyse. Şunu şuraya koyalım. Bu da makeup primer. Yani makyajı hazırlıyor falan. Onu da buraya koyalım. Bu da makyaj sabitleyicisi. Koyalım. Highlighter. Highlighter'larımı nereye koymuştum ben? Oraya koymuştum. Burada kalsın. Ne yapalım yani. Şunları bence ben şuraya koyabilirim diye düşündüm. Siz de düşündünüz mü? Umarım düşünmüşsünüzdür.
Çünkü raf onun için var. Bir işe yarasın hani. Sonra bu bir de böyle bir yağ var ama bu da çok kötü gözüküyor. Bunu da atacağım dedim. Ondan sonra arkadaşlar böyle saçıma bağlamak için bir şeyler var. Mis gibi kokuyor. Çünkü benim saçım çok güzel koktuğu için. Ben bunu nereye koyabilirim diye düşündüm. Bunun içine koyabilirim bence böyle doğru düzgün bir şekilde. Bir de o demin gösterdiğim var. Takıdan bunun içine koydum. Takının bir değişik rengi bu. Yani ikisi farklı renklerde sadece. Bunu buldum. Bunu da bunun içine koyacağım. Bunu da bunun içine koyalım. Bence böyle güzel oldu. Daha sonra şimdi bakalım. İçinden bir sürü kutu çıkıyor bu arada arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım. Bir de güzel bir kapatıcı şeysi var. Onu buraya koyuyorum bence. Karşının içinden. Bakalım. Bir de tokalarım çıktı. Tokalarımı da ben bence şeyin içine koyayım. Ha, tokalarımı şunun içine mi koysam? Şunun içine bulduysam koydum. Bence tokalarımı da bunun içine koymalıyım. Bu şekilde kalsın yani. Bunun toka şeysini de buraya koyalım. Şunun içindeki şeyleri de bence biz diğer kaplama mesela açısından bunun içine koyuyorum. Şunu da şuraya sığdı zaten. Oraya koyuyorum. Şu top şeylerimi de şuraya koysam. Çekmecenin içine. Bakalım başka neler var. Bir far paleti daha çıktı. Bu biraz kendinden geçmiş ama kendisini toparlayabilecek biçimde beğendim. Bunu da buraya koyalım. Yani ne yapalım başka biz. Neler çıkıyor buradan? Nemlendirici çıktı. Bunu annem kullanır büyük ihtimalle. O yüzden bunları şuraya koyalım. Hatta annem yaşlanma karşıtı şeylerini de bunun içine koyabilirim bence. Ne biçim kapatmışlar bunu ya. Şöyle üst üste koyduk. Tamamdır. Çünkü bu biraz masamın üstünün boş olmasını istiyorum ben. Bir de bunu aldım arkadaşlar. Bu da güneş şeysi içinmiş yani. Hem güneşten koruyormuş hem kapatıyormuş. Bu yüzden bunu da buraya koyalım bence. Lacivert gibi yeşil rujum. Çok lazımmış gibi. Bakar mısınız rengine? Çok lazımdı sanki de. Şuna bakar mısınız? Niye aldım hiç bilmiyorum. Takınca kalp hastası gibi gözüküyorum. Hani kalp hastalarının dudaklı falan modeli o hesap yani. Bu da lacivert. Böyle. Bu da eyeliner ama bitmişti en son ya. Bitti diye hatırlıyorum. Aynen bitmiş. Bu da bitmiş arkadaşlar. Çöp yani haliyle. Bakalım sünger. Süngerimiz kullanılmış falan ama ben bunu yıkarım artık ileride. Ne yapayım? Sonra şöyle şeylerimiz var. İşte kuruyan, söylebilen rujlardan. Ama pek bunları kullanmıyorum. Bu yüzden sandığımızın içine koyalım bunu. Koyduk. Sandığımıza koyduk. Bu da azlı falan böyle arada pembelik falan yapar diye düşündüm. Pembelik yapsın diye yani aldım falan. Bu arada çok iyi değil mi ya? Sonra demin göstermiştim hani ölü teni gibi falan diye. Asıl kullandım bu benim. Bu ölü gibi değil. Hani az önce göstermiştim ya hatta nereye koydum ben onu. Ölü teni gibi falan gözüküyordu. Bulamadım. Ha işte ya gözümün önündeki şeyi göremiyorum. Bu. Bunun bir farklı değişiği yani demin gösterdiğimde. İkisi farklı. Bayağı bir fark var aslında arasında. Değil mi yani? Bakar mısınız renklerine? Bir ölü gibi bembeyaz sanki vampir gibi. Diğeri ise normal ten rengi. Kanlı canlı ten rengi yani. Bunları da şöyle şurada kalsın. Ha bu da nemlendirici benim. Her yerden elimi çarpsam bir nemlendirici çıkıyor ya. Bu da nemlendiricisi. Şöyle yapalım ya. Şunun içine oje koydum ya hani. Hem oje olsun. Hem şunlar olsun. Çünkü bunları sığmıyor. Bunları da koyayım. Bunları da koyayım bakalım. Bunlar da bunun içinde kalsın. Evet arkadaşlar. Ondan sonra bu neymiş böyle? Ha bu güzel gibi.
Çok pis kokuyor. Beğenmedim kokusunu. At. Bakalım fırçalar var. Bir fırça daha çıktı. Ay dudak mı ne bir şey mavi bir şey çıktı. Bir de kirpik kıvırıcısı çıktı. Onu da sandığımızın içine mi koysak? Sandığımızın içine koyalım. Harmasinin şeysi. Telefonla çıktığım için pek odaklamıyor arkadaşlar. Sorry. Tamam mı? Sonra da bir tane daha eyeliner falan. Bu şekilde. Eyeliner, Golden Lash ve Flormer'ın. Sonra daha fırça çıktı. Şu çıktı. Şunlar çöp zaten. Yüzüğü beğendim. Hemen yüzüğü takayım. Bakayım. Yüzük çıktı içinden. Şimdi bunu da bitirdik. Bunu da çöpe atalım içindekileri. Daha sonra az kaldı bu arada. Ha çoğunu koydum bile. Kalem çıktı yani. Ne alakaysa. Bunun içindekileri pek beğenmedim. Highlighter var. Bayağıdır kullandım. Onu buraya koyayım bari bitireyim iyice yani. Anladınız mı? Bunun içine koyacağım. Alt şey var ya. Gördünüz hani. Şunun içine koyacağım. Şuna şuna. Tamamdır. Bunun içine koyacağım. Tamam. Başka. Makyaj temizleme. Makeup expert. Miseler makyaj temizleme suyunu buraya koyalım. Sonra pek bir şey kalmadı zaten ya. Bir de selülit karşıtı anti selülit krem almıştım. O da burada duruyor. Onu da bunun içine koyalım. Parfümü de şuraya koyalım. Belki kullanırım arada. Bir tane daha saç bandanası çıktı. Çünkü çok güzel kokuyor. Bir tane daha bronzlaştırıcı şey çıktı. Onlar bunun içinde zaten. Bronzlaştırıcı kremler falan. Bir de pamuklar sepetin içinde zaten. Ama aseton da içinde. Bir dakika aseton çıkartalım. Aseton çok lazım oluyor. Evet asetonumuzu çıkarttık. Asetonumuzu bunun içine koyalım. Bunun içinde ojeler dolacak yani ileride. Bu yüzden. Sonra mavi su. Yani saçı açması için mi ne öyle bir şey de kullanılıyormuş. Tam bilmiyorum. Onu da buraya, onu da şuraya koysak iyi olabilir aslında. Yan yana dursalar daha iyi olabilir. Daha sonra gül suyu tonik etkili. Şunu da şuraya koyalım. Sığın bakalım oraya sığışın. Sığacaksınız. Çok güzel oldu. Bir tane çilekli bir şey var ama içinde kalmamış. O da çöpe gidecek. Şöyle şeyler var. Hani ben de önceden bisikletim vardı ve ben bisikletle kullanırım diye düşünüp böyle bir şey almıştım. Hani bisiklet sürmesini bile bilmiyorken ne hevesse artık ama kullanamadım haliyle. Çünkü bisiklet sürmesini bilmiyordum. O zaman bisikletim olunca ben öğrenirim havasına falan girmiştim yani. Ama öğrenemedim haliyle. Sonra şarj kablosu var. Bu önemli bir şey. Bunu alta koyalım. Alt şeyimizi şeyde var ya onu koyalım. Koyduk. Zaten diğerleri pek önemli bir şey değil yani. Toka falan var. Şimdi de arkadaşlar size göstereceğim nasıl yaptığımı. Makyaj masamın son hali bu şekilde oldu. Makyaj masamın son olarak böyle gözüküyor. Rafları falan da bayağı bir şeyler koydum. Şu mesela bunun içine böyle bir şeyler koydum. Daha sonra bu masanın üstünde bayağı bir şeyler var. Bunun içine böyle koydum. Bence çok güzel bir makyaj masası. Benim şu aldığım... Ben bu masayı Trendyol'dan aldım arkadaşlar. 900 civarıydı. 940 falandı yani. Ve şu an 1200'lerdi. Fiyatı uçmuş arkadaşlar. Videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videom böyleydi ve aldığım malzemeler de bu şekilde. Bay bay. Güle güle.